Evet, YouTube kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farming Simulator 22, çok oyunculu dedik, oyun oluştur dedik, kayıtlı oyun dedik ve başlıyoruz. O değil, ben bu Ellengrat'ı şey diye seçtim. Ortada gerçekten göl vardır diye seçtim. Göl möl yok ya. Yani yapacak bir şey yok. Dere geçiyor en azından. Göl yok, Öyle dereye razı düşünüyoruz. ol mu diyorsun yani? Yani ya da şey köy mü yapabiliyorsak oraya göl yaparız. Yani bilemiyorum. Bakılır. Oğlum sen Elingır'da göl için değil parayı yemek için gelmedin mi birader? Yo, göl için geldim. Oğlum Edengrad'ın gübresi meşhur demedin mi sen bana? Ne gübresi ya? Nasıl Bizim gübre yedin? yapacağımız yer o 4 numaralı tarlanın yan tarafı. Nereye yapacağız orayı? Buraya şey yapacağız işte. Köyümüzü buraya kuracağız. Eyvallah. Olur kuralım aga. Ben de geliyorum şimdi açtım oyunu. Yani inşallah açtım yani. Açılıyor. Ben balyalamaya mı girdiydim? Öyle bir şey. Ben topluyordum, sen kurutuyordun. Sonra ben senin arkandan topluyordum gene, sen balyalayacaktın. Sen kurutmanı devam ettir. Yok, kurutma bittiydi benim. Komple mi bitti? He. Tamam, sen arkamdan balyalama. Balyala işte. Açet o bir de yanına at, konuşabilen otomatik bir adam alsan. Ah, bir konuşmayı mı öğrensen? Kreşe mi yazdırayım seni? Ne yapayım? Ey Allah kardeş. Aynen. Beni kreşe gönder de bir kreşendo yapmayı öğrenin. Ya da harakiri miydi? Harakiri, 180 harakiri. 180 yapıyor Moz ya. 180 her türlü kaldırır. Hayır, sıkıntı. Ulan benim makineyi sen mi aldın? Neyi? Ha, buradaymış. Abi, Toplama makinesini sen mi aldın? Yok, almamışım. almadım Ben ya. bulamamışım. Niye alasın kardeşim de bir Allah'ım? Yani niye alalım? Yalnız bu alet baya baya ot alıyor, baya baya. Hadi baktım Metin, söyle. Baktım. YouTube'a eğlencesine başladım Metin. Bilgisayarın kaldırmadığı için mi yapamıyorsun?
Kardeşim senden kötü eski oyunları oynayıp atarsın. Eski oyunların da hayranları var. İnterneti kötüdür belki Oğuz. Ha, o da bir şey. Bilemeyiz, bilemeyiz. Ama bir yerden başlaman lazım kardeşim. Veya şey de yapabilirsin, hani video müdür da çekebilirsin. İnceleme falan da yapabilirsin. Ya biliyorsun Türkiye'de bir sürü inceleme kanalı var zaten. Ya sen şuna inceleme seviyorum desen Oğuz. Evet, öyle dedim zaten. Ne çeto ben sevmiyorum da. Videolar tutmuyor diyor Oğuz. Maalesef. Ha, iyi, kendi bilir. Ya sıfırdan başlayan biriysen evet. Ya ama yani sıfırdan başlamayan da çok fazla videosu diyor. Evet, Şah Batur önde, Gül Batur arkada. Otlarımız hasat ediliyor. Kuruttun mu hepsini Oğuz? Kuruttum. Topladım. Kurmak değil, topladım. Gerçi doğru, ben kurutuydum, sen topluyordun. Çeto, bu çimenlerin bazıları şey yolun dışında bu arada. Sıkıntı yok. Mesela şu an yaptıklarım yolun dışında. Alabilirsem alırım Oğuz, alamazsam alamam. Nasıl bir destek istiyorsun Metin? Çabuk söyle. Hadi verelim. Verelim kardeşim desteği. Bizden gençlere hep destek, tam destek. Ve Metin abone oldu. Hoş geldin Metin. Hoş geldin kardeşim. Abone yeter diyor. Oluruz. Yolun kenarındakini içeri aldım canım. Kenara mı aldın? İyi. Sıkıntı yok ya. Alabilirse alırım işte. Almazsa söylerim zaten, sen ona göre ayarlarsın. Tamam. Ben arkamdan gidip balyalarım. İstiyorsan aynen balyaları. Toplayayım ya. Sarma var mı lan daha? Saracağız. Sarma yok ki abi, topluyorum ya, balyalıyorum ya. Şah Batur önde, Şah Batur'un arkasında. Gül Batur önde ya, Şah Batur nasıl önde olur? Gül Batur önde, Şah Batur arkada. Kazanan 10 ton yem kazanacak. 10 ton yem. Çatlayana kadar yiyecek. Kardeşim, çok garip bir olay var. Bu balyaları toplama aleti neredeydi? Şeyde, satın alma yerinde olması lazım. Ulan. Ne oldu? Burada bulamayınca şey mi yaptın? Ben burada sandım da.
En son şeye girdim o. Bir arada atladığım yerler vardır. Çeto araç takla attı. %50 zararda gibi vardır. Teşekkürler oğuz, daha yeni tamir etmiştik. Yok lan yok, şaka yapıyorum. Zaten ben sana söylemezdim öyle bir şey olsa. Çok güvenirim, çok güvenirim. Aynen, sana bayağı güveniyorum oğuz, öyle böyle değil. Ben de sana yapıyorum. O da bizim kardeşimiz, o da bizim kardeşimiz. Şimdi şunları da toplayalım da. Dön bakayım. Kar yağıyor galiba. Aynen, kar yağıyor. Hadi la, karanlık bit artık. Daha saat 1 Oğuz. Hangi karanlık bitsin? Bütün karanlıklar bitsin. Hadi çatıcım, görüşürüz. Neyi, doldu mu? Bu arada sen burada balyalama işini balyalama işler bittikten sonra öbür görevi al, öbür göreve git istersen. Hani eşyaları taşımamız lazım ya bu tarafa. Oğuz, eğer bu şeyleri saymazsa boşu boşuna bir daha kiralamak zorunda kalacağız. Hayır, bu şeyleri istiyorum. Kiralamayacağız ya. Ya saymazsa bunları? İnşallah sayar. İşte. Ondan sonra bir daha ot balyalama makinesini ayrı alacaksın, şeyi alacaksın. Hiç gereği yok bence, denemeyelim, ceza yeriz. Vallahi inşallah olursun Metin. Kaçta şu anda bunu sayın? İnşallah yolun başındayım diyorsun yani, anladım.
Ulan görevi %30 oldu deyince korktum, %72'si olmuş. O yanlış gösteriyor ya. Çeto, bu çim iyi para veriyor bakın da. Dedim. Bir de çoğu mevsim ekiliyor ya. Yok şeyden dolayı diyorum, hani biz bu işi yaptığımız için adam bize 15 bin veriyor. Düşün adam ne kadar kazanıyor ki biz 15 bin. Değil mi? Bir de fazlası sende kalıyor. Tamam, görüşürüz Metin. Görüşürüz kardeşim, eyvallah. Son bir bale daha yapacak Oğuz, ondan sonra daha yapmaz. Burada bir sürü çimen var. Nerede var Oğuz? Mesela benim olduğum yerde. Senin olduğun yerde az var. Var var oğlum, bayağı var. %1 Oğuz da. %1'i doldurur mu? Sen geldin biraz. Ulan karanlıkta iş yapmaktan daha kötüsü. Daha balya falan çıkmaz Oğuz. Tamam kardeşim. %11 de kaldı çünkü. Sen onları sat, sonra şey yap. Ben yeni görevi alayım. Tamamdır. Sen onları sat, sonra aile diyorum. Aa, zaten buymuş lan sadece aktif. Tek bu var Oğuz. Görev yok mu olmuş? Yok olmuş. Okay, geçmiş olsun. Bakalım buğdaylarımız oluyor mu? Vay güzel. Neyse sen o işi halledene kadar ben bir şu şeye bakayım. Bak. Nasıl? İndirimli ürünlere falan da bakabilirsin. İndir, para mı var ki? Bakayım indirimliye de. Hayır bak yine de, ne olur ne olmaz. Ha, bizim biçer döverden satıyorlar. 185'e bir de ön tarafını satıyorlar. O da var. Ha tamam buldum Oğuz, şeyi buldum. Nasıl yapacağımızı buldum. Çetocuğum sen süper bir canlısın biliyor musun? Ne konuda? Kardeşim makinenin içinde 3 tane balya kalmış, onları çıkarmamışsın. Öyle kalıyor mu? Aha kalabilir. Ne bileyim ben.
Beni repliğimi çalma lütfen. Teşekkür ederim. Dur bir dakika. Şeye gitmem lazım. Şuraya gitmem lazım. Baleyi çıkardın mı sen? Ha çıkardım. İki tane bale aşağıda. Tam götürüyorum şu an şeyleri. Tam traktörü aldım ben, bir şeye gideceğim. Eğer direkt kurduruyorsa çiftliği kuracağım. O bizim traktörümüz değil yalnız. Tamam, sen yok edeceksin ya aynı zamanda, hani Oğuz. Sen yok ettiğin zaman şey olacak, gidecek, ben de orada kalmış olacağım. Bir daha geri getirme derdim olmayacak. Mantıklı değil mi? Bence mantıklı. Oz P'ye basıyorsun. En altta anahtarın altında 3 çizgi var ya. 3 çizginin yanında inşaat var. İnşaata tıklıyorsun sonra. Tıklayamadım şu anda. Sattın mı sen? Kontratı tamamla böyle desene. Yok, 2 tane daha ürün var ya orada. He, bilmiyorum artık. Binalar var, çiftlik evleri falan var. Aynen. Silolar var. Kendin yapacaksın. Ya ben köyden kalsın, yeni bir arsa daha alacağız sana abi. Yok arsa değil ya. Şey işte, burayı kendi kafana göre dekore edeceksin. Ha, yani gideceğim bir tane diyelim ki ev yapacaksın. Çevireceksin, koyacaksın. Ama hepsinin biliyorsun fiyatları var. Şu an için hiçbir şey yapamayacağız. Yani. Ama yeri orası biliyorsun artık. Yani hayvanlar için yer yapabiliyorsun. Alanı düzleştirme var. Üretimde ne var? Satış noktaları var. Bir sürü, neymiş bu? Nasıl toprak sahibi sen değilsin ya? Benim abi. Destruction. Ya ne demek toprak sahibi biz değiliz kardeşim, nerede bu şey ayarlar? Nesilleri yardımcı tut, kontratları yönet. E tam bütün her şeyi yapabiliyorum işte. Ama çok pahalı olduğu için yapamayacağız şu anda köyümüzü müyümüzü, hiçbir şey yapamayacağız. Ya da orayı satın alacağız Oğuz. Toprak sahibi sen değilsin diyor ya. Sen bilirsin kardeşim. Ama ne kadara satılıyor? Bir bakayım. Bakalım bir. Yo, satın alma şeyi yok ki. Kardeş sen bilirsin. Ha 43 satılıyormuş. 330 bine satılıyormuş. Şimdi anladım. Bu arada Oğuz, araziyi satın alabiliyoruz. Bak 43'ü alacağız. 43'ten sonra 33'ü alacağız. Olabilir. Ne yapacaksın ama? Çiftliğini oraya kuracaksın. Şu an için değil. İlerleyen zamanlarda. Yani bir yılda 1 milyon dolar kazandığımız zaman. Oğuz alırım diyorsan 1, 2, 3, 4, 5 tane de bizim evde var. Ne? Kontratı bitirmediysen. Balya mı? He. Bakarız.
Bitti mi yani görev? Son durum ne? Ona göre satayım, ilerleteyim. İki badeyi sattım, şimdi senin oraya geliyorum. Gel. Vay, ekmeğe bak. Fabrikadan halka. Tabii kardeşim, aynen. Babanın nurgu O zaman izi başlayanlar Oğuz, oradaki bütün her şeye sahip olup başlıyorlar. Aynen. Ama para yok işte o zaman da. Nasıl para yok? Yani paran o eşyalara yatırılmış sayılıyor. Tamam, yatırılsın abi. Değerli. Ya tamam da buğday aletinin en pahalısını alamazsın ki öyle başladım. Normal traktör falan vermiyorlar mı sana? Yani normal veriyorlar sadece en iyisi değil. Yine iyi. Sıradan, normal, idare eder. Oyun seni sınırlıyor birader oğlum. Ben, ama seviyorum normal. Bir dakika, Oyun değil. Kasım bitmiş, aralığa mı geçtik biz? Ha. Kontrat ne yok abi? Sen gel, şunları alamıyorsan zamanı ilerleteceğim, bir kontrat alalım. Geliyorum sana. Amanın çete koyun. Bakayım neredeymiş. Bas 9'a abi. Daha sen kendini doğrultamamışsın ki gelesin. 9 ne oluyor birader? He? 9 ne oluyor? O içeriden girilmiyor yalnız, biliyorsun değil mi? He. Haydi gel. Haydi gel benimle ol. Bakalım yıldızlara. Dünyadaki resmimizi. Bu şeyin arkasında ha onlar. Sen Alıyor mu? zamanında almaya çalıştığında niye almadın biraz? Almadı ya onları. Niye beni o şimdi uğraştırıyorsun? Bu kurutulmuş otlar için ya. Diğeri şey içindi, yaş içinde. Ne yapıyorsun? Benim sen ne yapıyorsun? Geri çıkacak mısın? Çıkamıyorum ki, takılı kaldım burada. Bırak traktörü. Yukarı çık. Dorsiye bırak daha doğrusu. Ha, dur bir şey deneyeceğim. Sıfırla. Öyle çıkamazsın, sıfırla. Sıfırlayacak, çıkmıyor. Sen şunu şu boşluktan çıkar istersen. Onu nasıl çıkarayım o boşluktan? Şeyle mi alayım? Aynen, onu da al. İyi alayım. Ay çünkü bir daha deneyeceğim, bir daha gideceğiz ondan. Öyle bir yere sokmuşsun ki Oğuz bunu. Yani benim almama da izin vermiyor. Çeçisi kardeşim, sen çeto başkansın, sen alırsın. Hayda. Oğuz onda mı oraya attın ya? Ne yapıyorsun? Oğuz atma ya.
Ya oğlum sanki size yere katıyorum, Allah Allah. Zaten zor alınıyor, sen bir de inadına gidip oraya atıyorsun. Lan niye yapayım oğlum? O değil. Al bu çıktı. Biz ilk oynarken acemiliğe gelmiş. Bunda da balyalar duruyor hala. Nerede balya? Şu bizim balya makinesinde de balya duruyor. Ne güzel işte. Çıkarmamışız. Ne güzel topla abi. Kardeşim topluyor. Al bıraktım. Ve nasıl? Üzerine balya niye duruyor ya? Ha tamam. O balya ailesinin içinden çıkmış zaten. Ne sakin. Al. Ulan 3K için çektiğimiz kişilere bak. Az mı lan 3K? Evet. O kadar paraları gübreye yemeseydin o zaman. Allah Allah, ben mi yedim birader? Sen yedin tabi abi, kim yedi? Sanki sabah akşam gübre yiyorum, Allah Allah. Aynen. Al, bunu da bıraktım. Eyvallah. İlk önce birini alsın sonra git. Tamam oğlum, öyle yapayım. Topla abi, çevir abi. Şeye girecek, tarlaya girecek. Dönüyor mu? Dönmüş halin bu mu? Oğuz! Hasar veriyorsun, bilmiyor mu? Tamam tamam, pardon. Ondan sonra bir sürü masraf ya. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Çapa diyor, yabani ot diyor. Ha. Tamam. Ne yapıyorsun oğlum? Ne çapası, ne yabani ot? Ne bileyim, şurada yabani otlar var. Götürüyor musun? Paramız... Aynen aynen götürüyorum, 6 tanesi saman işte. Daha bizim de paramızı da almadım. Paramızı da alırsak bakalım, bak. Alacağım da işte, bir onları sat. Seni bekliyorum şu anda. Haritayı hızlandırmak için de seni bekliyorum. Tamam kardeş, sakin. Allah Allah. Nereye götürüyorsun onu? Yukarıya mı? Hayvancıya mı götürüyorsun? İşte. Hani... Dön abi yukarı. Ne yapıyorsun? Sağlı solu bak, bak nasıl gidiyor, bak hele. Ağaca vuracak kardeşim, şimdi. Kardeşim buzlanma var, Allah Allah. Ya bırak, ağaca vuracak şimdi. Ya nereden görüyor beni, ağaca vurdun? Haritada. Hayır görme ya. Niye görmeyeyim abi, yoldan gidiyorsun şu anaya. Güzel güzel yoldan gidiyorsun şu anda, bakalım. Şah Batur önde, Gül Batur arkasında. Evet, direğe vuracak mı? Vurmadı. Devam ediyor. Tren çarpacak mı? Tren yok tabii ki. Tarladan girdi. Ay Allah'ım. Ve evet. Sonuca ulaştı. Ama ne yapıyor? Direk çarptı. Direk çarptı. Dur dur. Geldik geldik. Sakin. Sakin. Boşaltınca söyle, iade edeceğim. Dur dur. Çok yavaş yapıyordu arkadaş. Direk o alanda mısın? Aynen, alanın içindeyim. Eşyalar atacağım şu an. Hepsi gitti. Şeto. Efendim. Seni keserim çocuk. Ne, balyalar düşmedi mi? Düştü. Düşmeseydi seni gördüm ama. Düştü mü düştü, tamam. Düşmeseydi seni arkadan döner dışarıda kovalardım yani. Düştü mü düştü kardeş. Düştü. Hayırdır. 30 bin oldu. Helal helal. Bu arada şaka maka. Ben şakasını söylemiştim ama ciddi bir haber. Başka bir şey demek istemiyorum.
Ben onu nasıl çekerim? İyi tamam, balya makinemiz var zaten. Neye yakıt aldın yine? 130 dolarımız gitti ya. Hazır benzincideyken alayım mı? Tamir işleri için tamirciye mi götürüyorsun oradaki? Aynen şey, bu hani satış yeri var ya, var ya oradaki tamir. Tamam geliyorum. Bizim GCB'de birazcık şeyler var ya. Hasar varmış. Yeni görev var mı diye baksana Oğuz. Tamam yoksa hadi devam. Kontrat verin, para lazım. Bizim chat oturup paraları yedik artık. Oğlumu vereyim bana Süleyman. Süleyman. Ben bir gübrelemeye çalışayım, belki yürütüyor olur. Süpermarket tarifi. Şeyden nasıl bakıyorsun? R'ye mi basıyorsun? Neresi? Nasıl tamir edeceksin şeyde şu anda? Ha, R'ye basacaksın aynen. O kutunun içine sok aleti önce, sonra R'ye bas. Tamam. 24.000. Tamam, ver. Bir şey değil ki. Yo, 3.000 diyor. Ha tamam. Yeniden boyama çok pahalıymış. Yeniden boyamayacağız tabii ki de. 3000 harcadım. Ne yapıyorsun traktörle? Traktörle mi? Aynen. Yok abi. Yok yok. Traktör değil mi o? Oha! Oha! Ne ben oha? İkinci gübrelemeyi saydı. Birkaç ay sonra yapmak gerekiyor. Ama içinden yok, geçersen şey ne olacak? Olmuyor, zarar vermiyor. Baksana. Aa vallahi sayıyor. İyi. İyi. Gübrele. Tamam, gübreliyorum hacım. Kontrat gelene kadar hızlandırdım ben. Şu anda mevcut kontrat. Kontrat gelince ben ekinleri ezersem görürsün. Ezmesin ya, daha aralıktayız. Verim bonusu %98, gayet iyi bu arada. Ha %100, ha %98 diyor. He. Geliyor mu? Geliyor. Geliyor işte, onu diyorum ya. Tarifler falan varmış Oğuz. Boyun baya baya kapsamlı ya. Hayırlısı kardeşim. Tarif derken ne tarifi dayı? Yemek tarifi Oğuzcum. Sadece ekmek yapıp satmıyorsun. Çilek milek koyup şey yapabiliyorsun. Tatlı pasta. Yapıyorsun da işte bizde yok o. Çilek, ok, ok. Üst tarlayı şey yaptın mı sen? Hallettin mi? Ya yukarıdan aşağı yapıyorum diyor musun? Ay mı tutuluyor ya, bakayım. Verim nasıl, sen verime baksana be. %50 burası. Ay benim olduğum tarafa bak. Ben oraya gelmedim. %98. Ne tamam. %100 iş mi yok? Yok abi, hepsi 98 işte. Oğlum bir kere görmüştüm %100. Neyse tamam. O da bir şeydir.
84'ler var, 81'ler var, 90'lar var, 98'ler var. Gübreleme %100 değil mi peki? Tam gübreleme %100 de verim bonusu var ya o 98. Tamam, ona yapacağım bir şey yok, ben ne yapayım artık? Ben verim bonusu olarak bakıyorum, şeye bakmıyorum ki. Evet. Bakayım, yeni kontrat yok. Haydi Oğuz, haydi Oğuz, haydi. Eyvallah. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Bak bak nasıl gübreliyor bak hele. Cüveme sana alet kocaman. Oğlum öküz arabası mı kırbaçlıyorsun? Ne yapıyorsun orada öyle? Hadi bakayım, hadi götür bizi. Keşke öyle bir şey olsa bu arada, böyle aferin koltuğunu montajlayacaksın aracın üzerine. O koltuğa oturacak yanındaki arkadaş. Yani olabilir de olmayabilir de. Mesela bazı aramızda iş yapmayanlar var, onları iş yaparken yok. Kontrat bulursam. Yapacağız. İnşallah. Hala da mevcut kontrat yok diyor ya. İyi bari. Satın aldığın gübreler boşa gitmiyor. Gübre bereketli kardeşim. Bereketli gübreler. En azından artık bazı arkadaşlar gübreye yatırdım parayı diyemez. Yo, yatırdın. Ama en azından yarıyor. Yarayabilir, sonuçta yatırdın. Bana ne kardeş. Ben üstüme atılan bu kuru iftiralardan sakınmak istiyorum beyefendi. Allah Allah, öyle miymiş? Evet. Yulaf un, arpa un, buğday un, süpürge darısı un. Ulan tarla buz kesildi. Kış oldu, kış. Şubat'tayız. Hadi görev hala mı yok ya? Yok abi, olsa keşke. Lan bak var orada 3 tane. Nerede var kontratları? Şu anda mevcut kontrat yok. En üstteki vardı ya işte şapkalı amcanın görev. Lan nerede şapkalı amcanın görev var? Kimsenin yok ya. Cezayı dolandırma keyfi. Arada şapkalı amca diyor ya. Ace amca veriyor, ace amca. Az kaldı herhalde, ama son bir tur mu kaldı? Ya bir de o küçük kısım var, küçük kısmı da yapacağım. Ama görevi Kate veriyor desem koşa koşa giderdim. Giderdim, biliyorsun. Ben şunu şurasını yapmıştım ya evde. Yaptın ya burayı. İşte biliyor muyum? Boşver. Bitti herhalde. Şu kısım, küçük kısım var, orayı da yapacağım. Küçük kısım dedin, karşıya geçti. Tamam işte şu sağ tara. Traktörden hızlı koşun. Ben mi bir şey görmüyorsun abi. Al sana moonwalk. Eyvallah, eyvallah. Çeto. Efendim? Sen moonwalk yaptıysan o zaman nasıl hayattasın?
Bunu yapmış olamazsın ya. Ne? Hiç. Hani ay yürüyüşü yani. Astronot kıyafeti olmadı. İyi ki bunu yapmış olamazsın dedim. İyi ki. Eyvallah. Haydi gübrele. Yok mu? Nasıl bir yan taraf şey ya. Lan burası bizim bu bizim. Traktörde nasıl hızlı koşuyorum bak bak hele bak. Çünkü iş yapıyoruz oğlum şu an. Bitti herhalde. Bin gübre mi? 1,5 gübre mi? Ne gitti en fazla? Gitsin abi. Dolu dolu aldın zaten. Aynen aynen. Ha, şunu kapatacaktım. Ya araba Allah aşkına şu kenardan gitsen ya. Abi de beni sıkıştırdı ya oraya. Birader sen şaka mısın? Sıfırla abi. Vurma Oğuz da ağaca mağaca vurma sıfırla. Sonra o cehennemden ben mi kurtarayım? Dönmese kurtuldu. Sıfırla. Oğuz sıfırla bak hasar alacak sıfırla şunu. Bırak o aracı orada öyle kalsın. Ya Oğuz. Sıfırlasan şunu. Şu arabanı sür. Lan ne bağlı ikisini birden. Lan görev gelmiş. Gübreleme görevi diyor. Alıyorum ben. Al. Aldım. Ot ayıklama varmış. Dur İnternette dur dur. İnternette ot ayıklama var. Dur. Ama hasarı yüzünden pahalıya gelecek bu görev. Nasıl? Aracı kiralamak kardeşim 6. Var ya. İkinci bir traktörümüz var mı? İkinci traktör yok. O zaman. Tarla 2 diyor, diğeri de tarla 3 diyor. Tarla 2 nerede? Dur. Ben tarla 3'ü gidip gübreleyeceğim. Tarla 3 bayağı bir büyükmüş. Ne yapayım dayı? Tarla 2 de büyük sayılır. O parayı ot ayıklamam yani kusura bakmasın. Sen gübrele götür gübrele. Lan küçük bir sorunumuz var. Ne? Bunun içindeki gübrelerin alayı boş. Yok yani gübreler yok olmuş. Sıfırladığın için. Evet. Anladım abi. Bizde gübre yok mu? Vardır. Bale orada oraya düştü de bale aracı gübreleri. Ne? Yo, buraya da düşmemiş. Evet. Tüm para gitti. Aferin Oğuz, bir ağaca sıkıştın. Lan sen dedin Ne dedim? sıfırla diye. Sıfırla diye Ağaca sen sıkışma söyledin. dedim. Lan sıfırla diye sen dedin. Kaç bin yatırdıydın? 60 bin gitti. 60 bin. Oha Oğuz, oha. Yok dur şimdi. 10 yıl 20 bin olabilir. Çünkü 60 bin 70 bini ben araca verdim zaten. Dur küçük bir hesap yapalım kardeşim. Oğuz al gübreyi git şurayı gübrele. Aşırı da alma. Ne kadar gideceğini biliyorsun. Yemin ediyorum zarar ettiriyorsun ya. Sıfırla diyen sensin kardeşim abi. Kardeşim ağaca gir diyen de benim herhalde. Evet. Hadi git gübreli onunla. Tamam, en azından şey yaptık ya. Ne Oldu yani. yaptın? Ya verimi arttırdık yani o demek istemiştim. İşte Bak buradan gübreleme gelenlerle bir şey yapacağız. gübrelemeye %100 verim 98. Acaba %2 nereden yedik? Bilmiyorum. Ne yaptık yani böyle güzel Önemli değil söyledik ya. %90'lar iyi yani. Gayet iyi, başarılı yani. başarılı.
Ya daha Demek güzel ki abi görev yok mu neymiş, ya? mal içindeyken sıfırlamayacakmışız. Bilmiyorduk. Bak öğrendik işte. Biraz pahalı bir ders oldu ama oldu sonuçta. Ben şu otları ayıklayayım, yan yanayız nasıl olsa. Traktör kirasını mı ödedin adamı? He. Abi boş boş duracağım ama hiç değilse şey yapalım yani. 600 dolar 600 dolar diyorsun. Aynen. Hani 20 bin gitti diyorsun. Aynen 20 bini koydu. Koydu, Birileri... bana da koydu, hiç yalan yok yani. Ben bilmiyordum oğlum, sen sıfırla deyince sana güvendim. İçindeki ne bileyim gidiyor ben. İşte ben de bilmiyordum. Ben bilmemek, ben var bilmemek. Sen var Sen bilmemek. izliyorsun duş, sen izliyorsun duş, ben veririm 50 dolar daha. Haydi şöyle traktörle gidelim. Haydi bakalım. Abi bilsem sıfırlamadan önce içini boşaltırdım bu arada. Şakam yok yani. Normalde gitmemesi gerekiyor da işte gidiyor. Bence de gitmemesi gerekiyor. Oradaki yerden geçene şurada şey vardı. Yol vardı. Evet. Yoldan yukarıya çıkıp asfalttan gideydin ya. Asfalttan gidiyorum işte Senin kardeşim üç benim. müydü? 3-3. Tamam, iki benim. İstanbul Fovardası. Ya araçlar Allah aşkına gidin be. Nereye gitsinler? Gitsinler kardeşim yeter ya. Araç yüzünden gitti mallar. NPC'ler götürür abi. NPC'lere güven olmaz. Aynen, şu görevimiz. Yalnız otlar gözüküyor bu arada. Bizim şeyde gözükmüyordu ya, burada gözüküyor. Çok büyümüş çünkü. Yani o da bir seçenek. Sen de haklısın. Sen ne haksın bacı kardeş? Ya sana yemin ediyorum şu oyunda en çok aldığıma içimin rahatladığı şey şu arkamda makine var gibi böyle makine sonra. Abi en iyisini almışız ya. En iyisini almak için o kadar çabaladın Oğuz. Bırak da olsun yani. İkimiz de çabaladık bu oğlum. Tek başıma oynamıyoruz herhalde.
Haydi bas, sökelim şu otlara. Ne zaman oluyordu bizim ekinler, hatırlıyor musun? Yok, açıkçası hatırlamıyorum. Ama şu an tek bildiğim şey, bayağı bir ekmek yapacağız. Bayağı bir ekmek yapacağız. Bir de samanlarından da şey yapacağız. Satacağız onları da. Ya. Ufak ufak gelişiyoruz işte. Aynen öyle. Bir de zaten adam akıllı oynamadık ki chat'i o. Yani yüzüm burada. Habire DB'de, sabah akşam DB'de. Sabah akşam farmın simülatörü 2023 oynasak bayağı gelişir. Bir de acemiydik. O da var. Acemi yani. Değil mi burada? Yani önceki serverda attık acemini aslında. Önceki sonra server yok ki. Lan yani ilk başladığımızda vardı ya. Neyi vardı? Sen silip bir daha kurduk. Ben sonra ben dedim sana her şeyi halt etmişiz, yok etmişiz. Hadi biz yeniden kurak diye. Sonra şu yeniden şu kurduğumuzda da birazcık acayip olmuş. Ama indi olsun. Güzel çıktı bazı şeyler. Konuşamadım ama. %79 diyor oğlum, senin tarlaya bak. İnşallah. İnşallah. 2000'lik mal gitti sayılır. Yani 2000'e iş kapatıyormuşuz. 2000'lik şeye 60.000 gömüyorsun işte. İşte ne bileyim ben. Bilmiyordum ki oğlum. Ya bak kireci aldım. Full depoyu doldurdum, tamam mı? Resmen. Ama o kireç işte. Ha işte onu bilmiyordum ben de birader. Ama şey sıvı gübre öyle değil. Suni gübre. Çok yavaş bitiyor, her yere yayılıyor. Hadi kardeşim görev bitti de gübre kalsın cidden yani. Hadi kardeşim 95 diyor, hadi. Hadi tamamlamışız. Hadi yapalım. Önce aracı doldurmanız gerekiyor diyor. Neyi dolduruyorum abi ya? Oğlum sen sökme aracısın. Senin neyini dolduruyor? Onu anlamadım. Önce aracı doldurmanız gerekiyor yazıyor. İyi 6000 falan verdi. İyi oldu. 1000 gübre de cebime kaldı. Yani 1000 gübre cebime ama... kaldı deme. Zarardan düş. Aynen. Benim gübre cebime kaldı. Benim gübre cebime. Böyle devam edeceksin değil mi? Yani bu böyle sürüp gidecek ya. Yani. Ya adam beni tanıyor ya, lanet olsun. Oh ne güzel, parlak parlak bir et. Böyle çok içim kararmıştı. Akşam oynuyorduk. Kaç. Görev alıyoruz ya, mecbur gecede kalıyordu işte. Var mı yeni görev? Satmaya götürmediğim bir iki balya varmış bu arada. Sıkıntı yok. Sen bak bakayım yeni görev var mıymış? Senin görev varsa. Bizim buğdaylar ne alemde? Baş veriyor mu? Yok. Ekinler baş vermeden kör buzal toparlamaz.
Ulan ben de bu adam ne yapıyordu lan? Ömer 9'dan haritayı izliyor. Ulan Çeto ne şakasını. Ne ya, ben bir şey yapmadım kardeşim. Bir indirimlere baksana Oğuz, indirimlerde ne var? Tamam, şu an. Bizim aletin aynısı. Bu gübreleyici. Bir de samancı. Aynen, samancı var bir tane. Balya makinesi, gübre makinesi ve bu bizim samanları önceden yüklediğimiz forklift tarzı bir şey var diyorlar. Lazım mı yani yükleme şeyi? Bu da gereksiz. Bu da gereksiz. Gereksizse gerek yok. Bizim otlar ne alemde? Buğdaylar. Baktım %98 verim boğulmuş diye. Yok. Bir şey olmuş mu? Büyümüş mü? Yok, hiç baş vermemişler. Bir de hasada bak. Hasat da. Ağustos'ta mı hasat? Ha, hasat zamanı diyorsun. Evet. Ağustos'ta aynı. Temmuz'da başlıyor, Ağustos'a kadar. Biz geç ektiğimiz için. Geç oldu. Yok, geç ekmedik ya. Tam zamanda ektik. Tamam, çıtır çok. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Öyle. Lan Çeto, demir direğe testereyi sokuyor. Testere demiri kesmiyor birader. Testere zaten kesmez. Demir testeresiyle keseceksin. İşte demir testeresi alalım. Al abi. Satmıyorlar. Satmıyorlarsa yok. Yok. Keşke şu dağa falan çıkabiliyor olsun. Teniste çıkarız ya, ayıpsın. Yok. Şu iki nomolu tarlayı bir bitirsem bir şey yapacağım da. Zamanı ileri saracağım da nerede? Bu yaşına başına atan ot söküyor, ot uğraşıyor. Kim uğraşacaktı? Sen mi uğraşacaksın? Ya ben yaptım, ben yapacağım yaptım birader. Gel lan. Bin bakayım. Ya yap, sür. Sür ulan. Niye bana yaptırıyorsun Allah? Sür ulan. Tamam. Bu niye bu kadar yavaş? Kaldır arkayı, ondan sonra dön, sonra bir daha indir. Burası niye bu kadar yamuk? Yamuk değil. Bak 2-3 tane kaçırıyorsun, sınırı kaçırma. Şey, sen sınır yaptığın için kaçtı. Ben sınır yapmadım. Birader. Ya bırak ya, bırak kimi kandırıyorsun. Orası benim sınırım değil birader, benimle alakadar etmez. Herkes kendi. Haydi sür kardeş payı, yarısı senin yarısı benim. Eyvallah. Sen gübrelemede gelmedin. Bu nasıl lan, kocaman gibi? Kocaman şey var elinde, kale de laf ediyor ya. Ama sen gübrelemeye gelmedin. Sus, bir de cevap kaldı, veriyor ya. Hala da. Allah Allah. Tamam abi, sen büyüksün. Yulafımı bir tabak daha arttırırsam susarım. Buğday vereyim. Tamam, o da olur abi. Ama un yapıp ekmek yapmam lazım. Oğlum kabanlı falan geçirmişsin. Kış oldu diye mi değişim yulafını? Ne yaptın? Evet. Vay be, adam delikanlı. Nereden anladın ya? Vay delikanlı gönlüm. Sen bu kurşuna yine mi? Evet. Eve. Biraz buğdaylarımı seveceğim ya. Hanimiş buğdaylarım. Hanimiş de hanimiş. Hanimiş de hanimiş canım benim. Neredesiniz bakayım? Hadi birazcık büyüyün.
Siz kocaman olun, biz sizi ekmek fırınına vereceğiz kardeşim. Aynen öyle. Aynen öyle. Önce değirmen, sonra ekmek fırını. Aynen. Cidden doldurun diyor ya. Ha lan bu hem şey... Otları kesme hem tohum atma makinesiymiş. Ha ondan doldur diyor. Büyük ihtimal. Tohum at demiyor ki bana. Ya tohum seç diyor en azından. Ondan seç diyor da attırmıyor ki. Geçiyor herhalde son iki tur. Nasıl mı? Sağ olsun patron iş kilitledi kardeşim. Geldi zıp zıp zıplıyor burada zıp zıp zıplıyor. Sen yanıma bari dedim bir işe yarasın ya. Ben sana zıp zıp zıplayınca sen yani zıplayınca ben sana iş veriyor muyum hiç? Yo. Ben çünkü senin kadar zaman... zıplamıyorum. Nasıl ya? Yani? Oğlum yanına geldim adam direkt görev verdi ya. Ben bunu 20 bin dolarlık şey zararımı kefaret olarak yani. Yani bununla ödeyemem mi onu? Gerçekten şaka maka benim de içim oldu. Abi gözümün önünden kaydı. Abi 20 bin diyorsun 20 bin. 20 bini yapmak için ne kadar çalışıyoruz Oğuz? İşte. Abi tüm yani çalıştıklarımız hepsi gözümün önünden film şeridi gibi geçti kardeşim. Nedir ya? Bitiyor mu? Son tur mu? Az kaldı. Bir tur daha atmam lazım. Haydi gel. 94'te. Bakalım yıldızlara. Tüm dünyadaki resminize. Tüm sevgiler. Gelir birer birer. Buraya gitmiş şey ekmiş ya, çiçeği ekmiş bu kadın. Ne yapayım kardeşim, ekersek ya. Kardeşim adam ayçiçeği ekmiş. Sen bu arada bir tur fazladan atıyorsun. Yarısı boşta şu anda. Olsun abi. Bu da benim böyle zevkim kardeşim. Abi. Abi böyle zevk mi olur? Hadi sök. Sök otları. Bu bölümü burada bitirelim. Lan bitti mi? 12 oldu. Tamamlanmış. Hemen. Tamamlanınca direkt en uza. Gene gübreleme görevi var. Oho. Yeni mi geldi? Ya, aynen. Neyse. Onu da sonraki gün yaparız o görevi. O zaman YouTube. Bak, diğer bak diğer otlar hemen yok oldu. Bak sihirbaz. Abrakadabra direkt otlar öyle. Tamam dur tamam yeter. O zaman YouTube. Bu bölümlük bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu sevdiyseniz beğenebilir, abone olabilir. Yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.